tekrar reklamasından sonra teknik bir ses arızasından özür diliyoruz. Oldu Pörsefe'de yayınımıza devam ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım, ikinci gündem maddesi olarak da tabii eminamede çok önemli. Tabii bunun en başında bence ülkesel fiziki planın da belirlenmesi gerekir. Yani buradan yola çıkarak planı belki de daha doğru yerlerde yaşayanlar, tarihi kültürler, oradan yola çıkarak sosyal aktiviteler, daha doğru yerlerde geniş caddeler, artık bu sokakta 70'lik hayatta, 108 hayatta. Zaten az önce söyledim abi, devletin kendine düşenler, gireceği yerinde, devletin düşenlerinin içerisinde kendi alanlarını belirleyip, diğer alanlarını da belediyenin imarla ilgili yapacağı kısımlarla ayırmasıdır. Yani benim söylediğim az önce de buydu. Devlet bunu yapması lazım. Yani planını kendi hazırlaması lazım. Yolların, geniş caddelerin, yeşil alanların, yani bunun gibi parkların olacağı yerlerin, hastanelerin, okulların olacağı kısımları devlet daha önce de planlayıp, onun dışında kalan kısımların belediyeler tarafından yönetilmesi. Yani belediye başkanları, muhtarlar, bölgenin sakinleri, iş insanları, bunların talep doğrultusunda bunların belirlenmesi. Yani işte bölge bölge, dünyada olduğu gibi tüm belediye başkanları, belediye meclisleri, bunlar oturur, karar verir. İşte biz bu bölgeyi yükseltmez, bu bölgeyi ticari bölge açar. Çünkü bunların talep doğrultusunda bunların belirlenmesi. Onların devlet işe alması lazım. Görevleri bu olacak. Zaten ben ne dedim az önce? Planlama dairesine bizim ihtiyacımız yoktu. Bizim devletin başbakanlığının altında planning department dediğimiz, yani planlama yapan 5-6 tane genç bu iş eğitimini almış insanların devletin, ülkenin disiplinlerini ortaya çıkararak yapacağı işlerdi. Bu çıktıktan sonra ortaya zaten diğer tarafın işte bu bölgeden farklı bölgede üç kat olmayacak. Bu adaletsizlik de ortadan kalkacak. Ama hiçbir zaman yıllardır kimse bu işe el atmadı. İşte böyle emirlere değil, bilmem yasaklama zihniyetine küçük küçük bölgeleri ele alarak bunların hazırlanması. Yani bugün şey planlama dairesinin o kadar çok işi var. Siz nasıl düşünüyorsunuz bunlar? Şimdi bankacılık sisteminde bizim ülkemizde bildiğiniz bir Türk parası kullanmaktayız. Bu Türk parası kullandığımız için çok uzun vadeli krediler bankalar verir, sağlanamıyor. Ama döviz pazarı üzerinden bankaların bunu yapması lazımdır bana göre.
ama 25 yıllık olur, şu anda 20 yıllık olur, 15 yıllık olur, 15 yıllık yeni yeni başladı. Öyle bir şey olması durumunda zaten çalışanımız, memurumuz, polisimiz, doktorumuz, hastamız, halkımız değil artık daha güzel yaşam seviyesine ulaşacak. Çünkü düşünün 25 yıl, 30 yıl vadeyle bir ev satın aldıysanız aileye düşen bütçe içerisinde belki de aldığınız maaşın 5'te 1'i taksitliğinize gidecek. Ama şu anda öyle evler var. Yüzden değil. Yani koca işte kocasının maaşı. Tümü gider. Tümü gider. Diğer yeşiller aileye kullanır. Yani bunlar bizim ülkemizde olması gereken şeyler. Geç kalınmış şeylerdir bana sorarsanız. Çoktan bunlara biz ulaşmış olmalıyız zaten. Tabii ki evet. Bu konularda yani hükümetler. Ama gelmiş geçmiş hükümetler var bu konuda. Çok mevduatlarlar. Yani aslında halkımızın parası var. Çok büyük para var. Evet. Çok bunu gerçekten bankacılıkta yapsak koyamıyoruz anladığım kadarıyla. Hep bloke paraları var insanların ama yeni alan için uygun bugün Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın da yapmaya çalıştığı faizleri düşürürler. Evet, sürekli aynı şey söylüyor. Türk parası eğer faizleri düşmezse aşağıya her zaman Türk parası bir mevduat yapsınlar. Evet. Mevduat yapılan da uzun vadeli mevduat Türk parası yapmadıklarına göre bu sefer de bankalar bu Türk parası aldığında Türk parası veremiyor bankalar. Eğer şimdi Türk parasındaki faiz olanlar düşerse hem Türk parasında hem de dövizde bu sefer dövizde alıcı bulamayacakları için vadeli döviz mevduat da yapan insanlarımız da bu sefer uzun vadeli yapacak. Uzun vadeli yaptığında bu sefer de bankalar da bana göre uzun vadeli verecek. Bunu eğer bu faizler düştükten sonra bunu yapmayan bankalar varsa her zaman bankacılık yasasında yeri var. Bir geçmişler, ne hükümetler isterse faiz değil diye yaptırımı verilirdi. İşte Merkez Bankası'nın faizlerinde 2 puan ve iki puan aşağı yukarı. Yani bunlar olabilir. Yani yapılmıştır geçmiş dönemlerde. Yani bunlar aslında çok basit şeyler dünyada ama biraz geç kalıyoruz gibi. Cesurluk isterim. Bir cesur çıkacak ortaya bunları yapacak. Oy kaygısı olmayacak. Bakın bizim ülkemizde beyin alıyorum ki başkanlık sistemi bizim ülkemizin ekonomisine alacağız. Ve bakanlarımız var veya şu anki sistem devam ediyor ama bakanlar dışarıdan atanan bakanlar.